Bugün sizlerle birlikte çikolata parçacıklı kakaolu dondurma hazırlayacağız. Biliyorum yazın sonuna denk geldi ama olsun, demek ki zamanı bu zamanmış dondurma için. Bundan sonra sizinle birlikte enfes dondurmalar hazırlayacağız. Gerçekten değişik bir yöntemle hazırlayacağız. Umarım sizin de hoşunuza gidecektir. Böyle çeşit çeşit bir sürü dondurma yapacaksınız evde ve herkes bence kesinlikle bayılacak. Siz de şimdi malzemelerinizi hazırlayın ve yapımına başlayalım birlikte. Evet, tencereye yarım litre süt koydum ve üzerine yarım su bardağı kadar toz şeker ilave ediyorum. Yaklaşık 110 gram kadar şekerimi de koydum. Ve ocağın altını yakıyorum. Bir karıştırıyorum. Ve yüksek ateşte ilk öncelikle kaynamasını bekliyorum. Evet, sütüm kaynamaya başladı. Artık ocağın derecesini yarıma kısıyorum. Şekerli sütümü yaklaşık 40 dakika kadar, belki daha fazla bir şekilde bu şekilde kaynatıyorum. Evet, yaklaşık 25 dakikadan beri bu şekilde kaynıyor. Açık sütlü kahverengi renginde oldu. Evet, yaklaşık 35 dakika oldu. Gördüğünüz üzere artık koyulmaya başladı. Altını tutmaması için karıştırıyorum. Evet, yani sütün koyulaşması gerekiyor. Bakın şu anda aslında koyulaştı gibi. Birazcık böyle süt kreması kıvamını aldı. Bu şekilde yine 1-2 dakika kadar karıştırıp ondan sonra ocağın altını kapatıyorum ve soğumasını bekleyeceğim. Evet, artık ocağın altını kapatıyorum. Soğuması için başka bir kaba da alabilirsiniz. Ben birazcık daha 1 dakika kadar bu şekilde karıştırıp başka bir kaba alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 37 dakika kadar kaynadı kısık ateşte ve yoğun bir krema kıvamını aldı. Evet, şimdi daha kolay soğuması için ben bir tane geniş cam kaseye koyuyorum. Rengi böyle karamel rengini aldı. Bu şekilde yayarak daha hızlı soğumasını sağlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra dondurma yapımına geçeceğiz. Bunu buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ve krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde oldu, akmıyor. Şimdi hazırladığım koyulaşmış şekerli sütü de koyuyorum. Aynı zamanda tartıyorum ne kadar tam gramajı geldi yarım kilo sütten, onu size söyleyeceğim. Bir de içine şimdi kakao koyuyorum. İlk aşamada 30 gram koyuyorum. Tadına göre tekrar bakarım. Spatula ile şu kenarlarını bir alıyorum. İyi karışması için. Ve tekrar karıştırıyorum çok az. Bu aşamada içine çikolata parçacık koyabilirsiniz. Ben birazcık koyacağım. Evet, 1,5 avuç kadar da çikolata parçacık koydum ve tekrar karıştırıyorum. Evet, bu şekilde hazır. Şimdi bir tadına bakacağım. Evet, şeker oranı bana gayet iyi geldi. Artık bunu bir kaba koyabiliriz. Şimdi ben bunu dikdörtgen bir kaba koyuyorum. Şöyle bir yerleştiriyorum. Şöyle birazcık kakao serpeceğim. Çikolata parçacık koyacağım. Ve dondurmamı bu şekilde hazırladım. Donması için, daha sertleşmesi için buzluğa atacağım. En az bir 4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Evet, buzluktan çıkarttım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar beklettim. Birazcık daha bekleteceğim. Evet, dondurmamız da bu şekilde hazır.